Survivor Ekstra'dan herkese merhabalar, ekran başına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Türk televizyon tarihinde veri bir gecede verilen en büyük ödüller sahiplerini buldu. Yarışmacılarımız iki artı bir ev kazandılar. Bu konuyu değerlendireceğiz. Ama öncesinde adaya son veda eden isim Murat Ceylan oldu tabii ki. Beyler sizlere dönmek istiyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hoş konuyla bulduk. başlamak istersiniz evet, diye düşünüyorum. Murat Ceylan adaya veda etti. Yorumcularımızla başlayalım tabii. Sevgili Murat Özalı sizi de başlamak gerek. Ne diyeceksiniz Murat Ceylan'ın elenmesiyle ilgili? Şimdi tabii ki yani e, nasıl söyleyeyim e, biraz duygulandım. Evet. E, tabii ki görevim icabı bu masada tarafsız olmam gerektiği için e, duygularımı tam anlamıyla belki yansıtamayacağım. Ama şu anda konuşmakta bile zorlanıyorum desem yalan olmaz. Çünkü ben çok seviyordum. E, gönülden bağlanmıştım. E, bir abisi bir babası gibi onu seviyordum. Ve şu anda da e, ekranda gördüğüm zaman da onun üzülmesi beni çok etkiledi. Yani ne diyeceğimi şu anda bilemiyorum. Biraz kötüyüm yani. Evet buyurun Semih Bey sizin de fikirlerinizi alalım. Murat abi çinko yapamadı. Normalde bilseydi çinko yaptım derdi de <laughs> bu sefer tutturamadı. Bu sefer de ben tutturdum. Ben de onu söylüyorum. Hı, hı. Murat eleneceğini el öngörmüştüm. El Murat'a giderken şöyle e, geldi oradan gülerek Adem'i Turabi'ye doğru geldi ya. Murat çok değişik bir adam. He. Bak size söyleyeyim çok farklı bir adam. Yani sosyal hayatta da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Murat'ta böyle bir oynadığını falan düşünmüyorum. Özü bu adamın yani. Ve farklı bir tat kattı Survivor'a. Genelde biz e, kavga gürültüyü çok fazla görüyoruz Survivor'da. Bu sene de gördük. Sert tartışmalar, kavgalar oldu. Ama Murat'ı hiçbir zaman bunların içinde görmediğimiz için... Gençlere de eminim onu örnek alanlar var. Gençlere de güzel örnek olabildiği için ben kendisini tebrik ediyorum e, Murat'ın Ebrulara kadar gelmiş olmasından dolayı da onu takdir ediyorum e, Yolu açık olsun evet ben de Murat Ceylan'la ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum tabii ki Survivor evet e, performansa dayalı bir oyun biz de izliyoruz her gün ikişer üçer tane oyunlar izliyoruz ama Murat Ceylan'ı ben bu sezon izlediğim zaman benim aklımda kalan şeyler beyefendilik saygılı efendi ve kibar bir insan. Bize bunu gösterdi. Survivor'ı izleyen çok küçük arkadaşlarımız da var bizim. Murat Şeylan'ı çok seven arkadaşlarımız da var. Yani her, kimileri performans anlamında bir şeyler koyarken ortaya Murat Şeylan da karakterini çok güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Çok da güzel bir veda konuşması yaptı. Tabii. Ee, ben Murat Şeylan adına şöyle sevindim. Gider ayak eve ortak oldu. Evet, ee, Nagihan'la evi paylaştılar. Bu da çok önemli bir şeydi. Onun Murat Şeylan'ın adına ben burada sevindim. Çünkü sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Mesela yani bu ev olayı olmadan önce de elenebilirdi. Çünkü elenme zamanı yani, gelmişti. Çok Ama Acun abi edildi. son viraja gelmişken. E, bir gün önce Kimseye şey yapmayalım. Yani bir gün öncesinden çünkü çok büyük bir ödül. Murat Ceylan da işin içine kattı. Son anda da Murat Ceylan kancayı taktı eve. Nagihan'dan beraber paylaştılar ki. Nagihan'ın da ben hani ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok hayırlı bir iş oldu sonu yani. Çok hayırlı bir iş oldu. Murat abi üzüldüğünü söyledi. Eğer e, Murat Ceylan o evi alamadan ayrılsaydı. Ben üzülürdüm ama şu an Murat elen, e, elenmesi ne çok üzülmedim yani sonuçta ev aldı biliyorsunuz ki o evi de e, insanlar bir ömür çalışıyor alamıyor bir de bu Kesinlikle. açıdan bakmak gerekiyor evet. yani evet siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz Murat abi gider ayak bir ev sahibi oldu tabii en azından ki, yarısı yani e, tabii ki ev alması onun açısından güzel ama tabii ki ev almak güzel ama burada da Survivor'da çok önemli bir yarışma bu Survivor'da sonuna kadar gitmek isterdi. Yani ev tabii ki. Herkes istiyor. Yani e, maddiyat da çok önemli bir şey ama manevi değerler de çok önemlidir. Burada onun Survivor'da sonuna kadar gitmesi onun açısından çok önemli bir şeydi. Çünkü e, o da belki de hırs yapmıştı ve sonunda başarılı olmayı istemişti. Bu yüzden de eğlenmesi kötü oldu ama Survivor'a damga vuran bir yarışmacı oldu. Her hareketiyle, her haliyle. E, sadece tabii performanslarda biraz düşüklük oldu ama diğer yönleriyle e, karakteri, kişiliği, tavırları, insanlara olan e, iletişimi, e, halka verdiği elektrik bundan dolayı da e, hiç unutulmayacak bir yarışmacı olarak Survivor'a damga vurmuştur. Ben de onu e, uzun bir süre herhalde unutamayacağım. Ben de çünkü onu çok sevdim. Yani e, yorumculuğumun dışında onu bir abi bir baba gibi sevdim ve şu anda da gerçekten sizin bu, çok güçlü. Murat Çelen'e farklı bir bağınız oluştu yani. Evet. Tabii biraz da şimdi biz de o kadar bir masadayız ve her gün beraberiz. Aslında biz de kendi içimizde bir survivor yaşıyoruz. Bu noktada herkesin tarafsızlığını koruması da yer yer zor oluyor ama siz çok açıkça Murat Çelen'e olan sempatinizi, sevginizi, onu desteklediğinizi dile getirdiniz. E o yüzden ben sizin hislerinizin daha farklı olduğunu düşünüyorum şu anda bize göre. Şimdi yani meslek hayatımın 25 yıldır televizyonlara çıkıyorum. Meslek hayatımın en zor dakikalarını yaşıyorum. Nedendir bilmiyorum. Yani e, duygularım bu şekilde. Allah İyi Allah değil Allah. yani evet. Yani evet. hakikaten e, yani çünkü e, onun daha çok ileriye gitmesini istiyordum. E, Ama şöyle bir şey var yani. Yeter daha, daha ne kadar daha Çok da ileri gitti zaten. Bayağı ileri gitti Murat Çelen. Daha nereye gidecek abi? Daha ne kadar? ne yani yani koltuğuna koymuştu ya biz beşleri söylemiştik. Bu performansla masada masada yani gelebileceği en maksimum yere kadar geldi. Bence daha başarılı oldu. Daha gidebilirdi. Başarılı daha oldu. Daha gidebilirdi. Bence gayet başarılı oldu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani hani biz her zaman bu masanın da tabii bu sene çok biz bunu tartıştık. Hani performans mı karakter mi filan derken, yani sadece ben performans açısından da söylemiyorum çünkü sonuçta halk de belirlediği için performansa bakmadan da SMS atabilir. Ancak Ama... performansı iyi olsaydı ben size söyleyeyim mi? Direkt finalist olurdu. Olabilirdi, olabilirdi. Pekala, değerlendirmelerimizi dilerseniz TV buçukta yapalım çünkü TV 8'deki yayınımızın sonuna geldik. Hem konseyi değerlendireceğiz, hem bu büyük